En çok çocuğu olan ünlü isimlerin başına gelen İzzet Yıldızhan, geçen günlerde oğlu Mustafa Yıldızhan'ın saçlarını kesmişti. Ünlü sanatçı geçen hafta alışveriş çıkışı beraber görüntülendiği oğlunun da kendi saçını keseceğini açıklamıştı. Mustafa neyin peşinde biliyor musunuz? Babacığım, sen benim saçımı kestin. Sana da diyor sakalı bırakmışsın diyor, çok uzun iyi de olmuş diyor. Gel diyor, çok karizma olursun diyor, saçını bir benim gibi yapalım. İkna edebilir şu an beni ikna etmiş. Öyle i̇kna mi? Etti. Etmiş. Bu hafta Mustafa Yıldızhan babasının saçını kesti ve tek tek kardeşlerinin adını sayarak onların intikamını aldığını söyledi. En başta benle başlayan bu serüven benim kardeşlerim hepsinin arasında devam etti. Evet. Şimdi hepsinin adına ben de senden intikam almaya geldim. Ben kabul ettim, beni ikna ettin. Ben ikna ettim, sen tamam. De kabul et. Kes, buyur. Ha. Bu ilk darbe kendim için. Tam ortadan, tam ortadan. Allah'ım ya. Ay, ne zamandır ben bu saçımı kesmemişim biliyor musun böyle? Hoppa. Mustafa 10 sene var değil mi? Evet. Tabii 10 sene net var. Bak bu Ekrem Aral için. Yani herkes için intikam mı var? Herkes için. Peki. Bu iki. Bu Ömer için. Çünkü küçüğüyken ben bunları hep böyle tıraş ediyordum. Yalan değil yani. Tek tek erkek çocuklarının adını sayan İzzet Yıldızhan, oğlundan özellikle sakalına dokunmamasını istedi. Saç bol, isim bol, kardeş bol, çok şükür. Kaç tane oldu şimdi saydıkların? Kimi saymadın? Ben Ali Üşer, Veysel Efe'yi saymadım, Ekrem'i saydım. Ömer'i saydın mı? Ömer'i saydım. İzzet'i saymadın. Hadi İzzet'i bu. Ya ben devam ediyorum. Ama sakalımı kesme, sakalımı kesmek istemiyorum. Yıldızhan eline ayna alıp yeni haline baktı. Ana bakar mısın ya? Ama Mustafa çok değişik bir tarzda oldu ha iş. Ünlü şarkıcı son olarak sosyal medyadan mesaj atıp kendisini eleştirenlere seslendi. Bana çok kızanlar vardı. O çocuğun diyor saçını nasıl öyle kestin falan. Aa buyur şimdi çocuk da benim saçımı kesti. Buyurun. Ama yakıştı bana seninle şimdi şey yapma ya bir acındırma yapma kendini. Ya tamam bir şey güzel oldu. Ben mutlu oldum. Gerçekten mutlu güzel oldu. Güzel oldu mu? Lütfen yorum yapın ama.